Hepinize yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir alışveriş videomdan bahsetmek istiyorum. Her zamanki gibi çok güzel ürünler aldım. Bütün bu ürünlerin bazılarını, bütün ürünlerin linklerini açıklama kısmında fiyat bilgileri, marka bilgileri, daha fazla detayları oradan görebilirsiniz. Ben şimdi sizlere göstereceğim. Bazılarını deneyeceğim, bazılarını maalesef üzerimde göremeyeceksiniz. Ama Instagram hesabımda Sedef Coşkun hesabımda, onu da aşağı bırakıyorum. Oradan kesinlikle hepsini göreceksiniz. Öncelikle şu üzerimdekinden bahsetmek istiyorum. Böyle basic siyah, omuz detayları böyle çapraz şekilde gelen bir tane bluz aldım. Böyle siyah renkli düz böyle bodylerim, bluzlerim yoktu böyle. Kot pantolonla beraber böyle rahat yaz aylarında, ilkbahar aylarında böyle siyah renkli her zaman tercih edilebileceği için bir tane böyle bir üst almak istedim. Arka kısmı da şöyle, hiçbir detay yok. Esasında basic bir siyah body olarak da almış oldum. Dediğim gibi böyle bir üste daha fazla ihtiyacım var esasında. Dediğim gibi bu tarz böyle düz üstlerin pek olmadığında daha fazla alacağımı sizlere söyleyebilirim. Şimdi diğer ürünleri deneyelim. Bir tane böyle abiye bir üst aldım. Çok güzel böyle şıkır şıkır bir abiye. Daha önceki videomda abiyeleri gösterirken size demiştim ki hem arkadaşımın hem de abimin düğünü, kınası falan filan var hem de. O yüzden böyle abiyeler almaya başladığımı söylemiştim. Aynı zamanda sizin de mezuniyetiniz olabilir, düğününüz, kınanız, nişanınız olabilir. Siz de tercih edebilirsiniz. Bir tane böyle elimde göstereceğim çünkü yere kadar uzun bir elbise bu. Gördüğünüz gibi böyle rengarenk, ışıl ışıl. Sesi görüyor musunuz? Böyle bir elbise aldım. Etek kısmını birazdan göstereceğim. Bu bana bol oldu. Gördüğünüz gibi şuradan şöyle potlukları var. Yani mesela şuradan şöyle alınması gerek. Bel kısmından, popo kısmını falan iyice çünkü sarması gerekiyor bu tarz ürünlerin. Ama hiçbir şekilde mesela bu böyle ağır bir ürün. Aynı zamanda buradan da gördüğünüz gibi potlukları var. Ama onun haricinde cidden ben bu elbiseyi çok beğendim. Bilmiyorum siz beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Ya cidden böyle üzerimde duruşunu, tabii şu dekoltesi biraz daha şöyle olmalı. Dediğim gibi bunları yaptıracağım ben. Size genel olarak şöyle bir göstereyim. İnce askı detayları falan da çok güzel. Arkadan da şu şekilde bu ince askıları falan sırtta gerçekten güzel duruyor bayağı da. Ama dediğim gibi şuralardan böyle aldırarak potluklarını falan aldırınca bence güzel bir şekilde olabileceğini düşünüyorum. Düşüyor elbise yani toplamakta. Şöyle bir elbisemiz var. Bilmiyorum sizce bunu abimin düğününde giyeyim ya da arkadaşımın düğününde mi giyeyim, ne diyorsunuz? Ya da Sedef bunu bir başka akraban için mi sakla diyorsunuz? Ben bunu arkadaşımın düğünü için düşünmüştüm. Şu şekilde dediğim gibi bu potluklar olduğu için şöyle falan dar düşünün biraz daha bunu. Bence hoş güzel bir elbise. Böyle ayakkabıyla beraber güzel olabileceğini düşünüyorum. Tam böyle güzelce daralttıktan sonra güzel olabileceğini düşünüyorum. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Ne diyorsunuz? Sizce bu elbise yaptırayım. Abimin düğününde kınasında mı giyeyim yoksa arkadaşımın düğününde mi giyeyim? Nerede giyeyim? Siz yazın. Bu arada sizde dediğim gibi mezuniyetiniz, düğününüz varsa açıklama kısmında bunların linklerini bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Çok güzel ürünler var arkadaşlar. Bir diğer elbisemiz de bu şekilde. Bu böyle elbise biraz daha daraltmamız gerekiyor. Aşağı kısmında yırtmacı var. Birazdan elimle göstereceğim. Böyle dediğim gibi çok düğünde falan giyilebilecek bir şey değil. Bir akrabanızın belki bir şeyine giyebilirsiniz diye düşündüm. Şöyle bir tane işte elbise almış oldum. Yırtmaç kısmı var. Böyle ışıltılı. Bu esasında bu kesimleri pek sevmiyorum. Çünkü böyle göbek atarken falan bu kolunuzu oynadıkça bu şekilde yukarı kalkabiliyor, bağımsızlığını ilan ediyor. Ama onun haricinde böyle ışıltını birazdan da göstereceğim, yırtmacını falan çok beğendim. Böyle bir akrabamızın sünneti falan olabilir. O zaman giyebilirim diye düşündüm. Şu arkayı kontrol edeyim. Arkası da bu şekilde böyle geliyor. Böyle başka birçok rengi de vardı bu arada bu elbisenin. Belki siz de beğenmişsinizdir. Bakmak istersiniz yani. Onun haricinde hoş güzel bir elbise. Şimdi birazdan böyle yırtmacını falan gösterince siz de beğeneceksiniz. Ama dediğim gibi bunun da böyle birazcık potlukları var. Onu böyle daralttıktan sonra dediğim gibi böyle bir sünnet olur akrabamızın. Ya da bir yere böyle yemeğe falan gitmiş oluruz. Böyle bir davet bir şey olur. Her gün davetlerdeyim. Öyle bir şey olursa diye bu tarz böyle elbiseler dolapta bulunması gerektiğini düşündüğüm için almış oldum. Şimdi elimde de göstereyim, daha net anlayacaksınız nasıl bir elbise olduğunu. Elbisemizi az önce görmüştünüz. Bu şekilde böyle duruyor.
alt kısmı şimdi şöyle geliyor, geliyor, geliyor. Şuradan itibaren böyle bir yırtmaç başlıyor. Ama böyle çok yırtmacı gözükmüyor. Yani belki daralttıktan sonra biraz daha yırtmacı ortaya çıkabilir. Böyle çok rahatsız edici bir yerde bitmiyor yani yırtmacı. O yüzden dediğim gibi bunun da birçok rengi vardı. Arkada da böyle fermuarı var ama fermuara gerek kalmadan yani rahatlıkla giyip çıkarabiliyorsunuz. Çünkü böyle bir lastikli ürün olduğu için içi göstermiyor gibime geliyor. Ama şuradan da baktığınızda bayağı bir ince gözüküyor. Belki astar diktirmek isteyebilirsiniz. Neyse kamera ışıklarında eğer belli olmuyorsa gene de belli olmuyordur. Gene de siz bilirsiniz. Şöyle gene gösteremedim ama aşağıya nasıl bırakacağım. Şu şekilde upuzun. Benim tam nerede bitiyor? Yani tam bilek kısmında bitecek şekilde. Mesela tam böyle yeri süpürmüyor. Yani ayakkabı giydiğinizde ayakkabınız net bir şekilde belli olacaktır. Tabii benim boyumdaysanız. Onun haricinde dediğim gibi böyle bir elbiseniz olmuş olur. Ben rengini çok sevdiğimi söyleyebilirim. Dediğim gibi başka renkler de var. Açıklama kısmına kontrol edersiniz arkadaşlar. İşte benim en beğendiğim elbiseye geldik. Dediğim gibi şöyle ince askılı V yaka. Böyle upuzun geldi geldi. Etek kısımlarını görüyor musunuz? Bu şekilde etek kısımları. Şimdi göstereceğim. Şöyle ikiye katlayayım. Bu şekilde böyle iki katmandan oluşan böyle çıngır çıngır öten dans ettikçe ötecekti. Bilmiyorum belki size çok ışıltılı, çok belki de abartılı gelmişti ama düğün için çok yakın abim ya da çok yakın arkadaşımın düğünü için kınası için düşünmüştüm. Yani o tarz bir şey bence kaldırabileceğini ya da mezuniyette kaldırabileceğini düşünüyorum. Olabilir yani dediğim gibi herkesin kendi tercihi olduğu için şimdi ne desem boş olur. Sonra arkasında böyle bir fermuar kısmı detayları var. Böyle bu şekilde böyle bir elbisemiz ya çok güzel. Bilmiyorum ben çok beğendim ya. Çok beğendim. Sizce düğünde mi giyeyim, kınada mı, nerede giyeyim bu elbiseyi? Bu arada bunu da hangi ayakkabıyla giyerim bilmiyorum. Herhalde stiletto ile olur. Çünkü tek bant ayakkabı. Çünkü neredeyse bileğime bu kadar falan kalıyor yani. Herhalde stiletto mu giyerim? Tek bant giyersem bacağımı kesecektir. Yani şu kadar kalacaktır. Bilmiyorum. Denemek lazım yani. Onun haricinde dediğim gibi ya ne diyorsunuz? Güzel değil mi? Bilmiyorum. Güzel değil. Çok güzel. Zorla şey güzel dedirtiyor. Şu seslere bakın. Belki siz de satın almak isterseniz açıklama kısmına linkini bırakıyorum arkadaşlar. Bir tane de böyle solopet aldım. Öyle deniyordu galiba solopet. Neyse. Böyle kot aldım. Yazın böyle bu tarz böyle ya da bahçıvan mı deniyordu bunları? Neyse. O tarz bir ürün aldım. Böyle kot... Ay kot demişim şey. Basic böyle tişörtlerle içerisinde giydiğinizde çok güzel çok şık duruyordu. Bende de hiç yoktu yani. Nedense esasında bu tarz böyle ürünleri her zaman çok beğeniyordum. Böyle bir tane aldım. Şort giymeyi de çok seviyorum. Eminim ki çok rahat olacaktır. İsterseniz buradan böyle bunu çıkararak da kullanabiliyorsunuz. Nasıl çıkarılıyor bu? Neyse çıkaramadım bilemedim. Şöyle arka kısmı da bu şekilde. Ön kısmı da. Bu şekilde birçok böyle renk seçenekleri falan da vardı. Ben böyle biraz daha koyu olmasını tercih ettim. Bu şekilde aldım. Sonra bir tane de böyle bir kot pantolon aldım. Düz böyle yüksek belli bir pantolon. Bunu da büyük ihtimal daralttırmam gerekebilecek. Yani zaten her şeyi daralttırmaktan, terzi parası vermekten. Şöyle çizgi tam böyle ortasından ikiye ayrılmış. Böyle bir çizgili. Arka kısmı da aynı şekilde böyle bir çizgi gidiyor. Çok hoş yani bu da basic bir jean işte. Herkesin dolabında olması gereken bir tane. Paça kısmı da gördüğünüz gibi bu şekilde böyle düz olması da çok güzel. Çok sevdim açıkçası. Böyle bir tane pantolon almış oldum. Tekrardan göstereyim. Sonra bir tane de çok böyle ışıltılı, dolabında hiç olmayan bir pantolon aldım. Bilmiyorum belki siz beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama ben böyle gördüğümde beğendim. Hatta evde de denediğimde açıkçası çok beğendim. Şöyle bel kısmı lastikli, yan kısmında da aynı zamanda deri detaylı. Böyle paça kısmı da derili. İstediğiniz şekilde paçasını böyle yukarı doğru çekebiliyorsunuz. O da çok güzel, hoş bir görüntü oluyor. Böyle ışıltılı bir tane pantolon. Eşortman tarzında bir ürün almış oldum. Bilmiyorum gerçekten bunun da başka bir rengi vardı. Çok sevdim ya. Güzel duruyor. Yakın zamanda bununla bir fotoğraf çekinirim diye düşünüyorum. Bunun cep detayları var mıydı? Yokmuş ya. Cepleri de olsaymış tam oldu. Yani tam olurmuş. Ay
konuşmaktan yoruldum. Güzel olurmuş. Neyse dediğim gibi böyle bir tane almış oldum. Güzel bence, ne diyorsunuz? Sonra tabii ki de böyle ilkbahar yaz ayları yaklaştıkça şortlar falan almaya başladım ki şimdiden alayım, dolapta hazır dursun. Böyle düz bir tane. Kumaşı da çok böyle ince değil. Aynı zamanda kottan bir kemeri de var. İsterseniz bunu çıkarabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Tekrardan yüksek belli. Buralarında böyle fırfırlı, detaylı gibi bu tarz böyle kotlarda falan artık böyle yüksek belli, hatta böyle fırfırlar çok vardı bu sene. Arka kısmında böyle cep detayları falan var. Ön kısmında cep var mı? Süper. Böyle cepli şeyleri çok seviyorum. Mesela bir yere hemen yakın mesafe giderken sadece cüzdan, işte telefon, anahtarı hemen cebime atabiliyorum ya da bir yürüyüşe bir şey giderken. Bu şekilde bir tane de şort almış oldum. Güzel bir şortumuz bu da. Kalitesi falan da çok güzel. Rengi de, birçok renk seçenekleri bunun da vardı. Siz de bakabilirsiniz. Benim yaptığım alışveriş bu şekildeydi. Şu elbiseler hakkında yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bunlar zaten tercihe kalmış. Dediğim gibi diğer videomu da açıklama kısmına bırakıyorum. Orada da böyle abiyeler falan aldım. Eğer mezuniyetiniz, düğününüz falan varsa. Belki siz de bakmak isterseniz, şimdiden uygun fiyata alırsanız. Alırsınız yani. Alırsanız daha iyi olur. Uygun fiyata alabilirsiniz. Bunlar da aynı şekilde uygun fiyatlı ürünlerdi. Dediğim gibi bütün hepsinin açıklama kısmına linkini, fiyat bilgisi, marka bilgisini hepsini bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Direkt link olarak bırakacağım. Videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.